Merhabalar, bugün Özce'de bulunan Maya Ev Yemekleri'nin misafiriyiz. Hadi girelim bakalım içeride bize neler hazırlamışlar. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. O kadar fazla çeşit var ki burada masalar yetmedi. Bir kadın girişimcimiz Özlem Hanım yanımızda. Aynı zamanda Maya Ev Yemekleri'nde sahibi. Özlem Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi misafir ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Valla masayı kurarken ilk baştan bir masayla başladınız ama içerideki çeşit bir masaya sığmadı. Ne kadar fazla çeşit yapıyorsunuz? Normalde hemen her gün böyle fazla çeşidimiz oluyor bizim. O maşallah. Zeytinyağlı grubumuz zaten çok dikkat çekicidir. Ki size biraz daha az zeytinyağlı sunuyoruz. Olsun. Bunun haricinde ev yemekleri odaklı olduğumuzdan dolayı evde yapılan her türlü ürünü her gün taze bir şekilde elimizde bulundurmaya çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Çorbalarımız var sanırım 3 çeşit. Evet, çorbalarımız mercimek çorbası tamamıyla natural olarak yaptığımız. Burada yapılıyor herhangi bir şeyle. Tabii ki kırmızı mercimek, soğan ve sarımsaktan yaptığımız bir çorbadır. İçerisinde havuç veya patatesle bir hani koyultma veya benzeri kıvam katması için insanlar çok kullanıyor. Yanındaki sebzeli tavuk suyu çorbası. Bu tavuğun özellikle baget kısmından daha yağlı olduğundan dolayı tercih ediyoruz yapmayı. Daha lezzetli olur. Balık çorbamız İznik usulü bol yeşilliklerle yapılan sazan balığından yapılan bir çorba. Dilerseniz ilk başta çorbalarla başlayalım. ben şimdi onu nasıl alacağım? Şöyle alayım isterseniz. Şimdi bu mercimek çorbamız. Mercimek çorbamızdan patates koymamıza rağmen dehşet bir kıvamı var. Bildiğiniz anne çorbası. Çok başarılı. Hiçbir şekilde yemeklerimizde katkı malzemesi kullanmıyoruz. Kesinlikle. Evde nasıl yapılıyorsa burada da öyle. Evet. Bu da tavuk çorbamız. Evet. Sebzeli tavuk suyu çorbası. Bu da çok yoğun bir tavuk tadı geliyor baget kullandığınızdan ötürü. Ben bunu çok merak ettim. Balık çorbası çok yediğim bir şey değildir. Çıkartmaya başladığımız ilk günden beri çok beğenilen bir lezzet balık çorbası. Fazla balık kokusu olmayan. Evet. Balık kokusu yok. Yani tavuk çorbasının birazcık da içine balık aroması katılmış gibi bir lezzeti var. Çok başarılı çorbalarınız. Bunlar her gün değişiyor mu? Mercimek sanırım standart her zaman vardır. Tavuk suyu da her zaman vardır. Evet, tavuk suyu da her zaman var. Balık çorbasını da her gün çıkartıyoruz biz. Bunun haricinde telşehriye çorbası, yayla çorbası, yoğurtlu çorba, işte mahluta çorbası, bu tarz ev yapımı olan yöresel bir takım çorbaları da çıkartıyoruz. Paket servis yapabiliyor musunuz çorbayı? Paket servisi yapıyoruz. Şimdi sizin tercihinizi bilmiyorum ama zeytinyağlılarımızın bir tadına bakmanızı arzu ederim. Zeytinyağlılar kendi üretimimiz olan soğuk sıkım zeytinyağıyla yaptığımız yemeklerdir. Ispanağı yetiştiremedim aslında. Ispanağı tatmanızı çok arzu ederdim. Çünkü içerisine hiçbir şekilde pirinç veya bulgur koymuyoruz. Sadece yine soğan ve sarımsak eşliğinde pişirdiğimiz zeytinyağlı grubudur o da. Daha çok diyet yapanların, glutenden uzak durmayı tercih edenlerin tercih ettiği lezzetler. Zeytinyağlı... Zeytinyağlarda ben biraz şeye dikkat ediyorum. Zeytinyağının aside oranına. Çünkü asidi biraz fazla olunca zeytinyağının tadını çok bozuyor. Evet. Sonuçta Bursa insanlarıyız. Her tarafımız zeytin. Zaten siz de zeytinci bir aileden geliyorsunuz. Evet. Zeytinyağının neyin nerede kullanılacağını çok daha iyi bilirsiniz bizlerden ama. Estağfurullah. Aside oranı düşük ve insana kesinlikle bu hani ağır bir zeytinyağı tadını vermeyen bir yağ kullanıyorsunuz ve çok başarılı. Bunlardan da çok memnun kaldım. Aynen. Gayet güzeller hepsi. Şu hele hiç karnabahar tadı yok. Aslında ben ziraat mühendisiyim. 22 yıl özel sektörde mesleğimle ilgili geçmişim var. Tam şeyinizi bulmuşsunuz, evet. İşinizi bulmuşsunuz. Aslında hani şu
masada gördüğünüz ürünlerin çoğunun döngüsü sağlıklı tarımsal ürünlerle oluşuyor. Tamam. Nazende fasulyedir bu gördüğünüz, yazın bildiğimiz tarladan alıp bir şekilde hani difrizde barındırarak yaptığımız aynen bir üründür. Yazlık ürünümüz yani. Yazlık ürünümüz. Ben şeyleri gördüm şimdi, biraz değiştireceğim konuyu belki ama şimdi ana yemeklerinizin haricinde böyle beş çayına uygun o kadar fazla şey gördüm ki. Evet. Yani hanımefendiler herhalde sizin ziyaretinize geliyordur beş çay için ya da ne bileyim bir kendi günleri olduğunda evet, size sipariş verip işte ya işte Özlem Hanım bana şundan yapsanız hani ben yapmış gibi söylesen falan oluyordur herhalde. Tabii o bayanlar arasında güzel bir paslaşma aslında. Aynen. Pandemi öncesinde gün gruplarına biz burada hizmet veriyorduk. Yani burada misafirlerimiz organizasyon evet yapabiliyoruz. Tabii tabii. Doğum günü olsun, efendime söyleyeyim kadınlar günü olsun kesinlikle şeklinde. Öyle. Bu tabii bizim misafirlerimizin tercihine bağlı olarak hani hı-hı, tatlı, tuzlu, işte kısır, mercimek köfte, evde yapılan her türlü hamur işleri nasıl böreğinden tercih ederlerse da, tabii bunları yanında içecek olarak kendi yapımımız kompostular, ev yapımı yoğurttan yapılan evet, ayran. Vakti gelmişken tadayım. Evet. Veya çay kahve, filtre kahve. Baktığınızda gerçekten hani ev konseptinde bulunan her türlü ürünü biz burada sağlayabiliyorsunuz. Ve tabii 8-10 kişi gelindiği zaman da illaki bir ikramımız tabii olur. Ben ondan sonra bir etlerinizden tatmak istiyorum. Buyurun, Ve etten lütfen bahsettik. Bu herhalde dana kavurma, bu kendi aha suyunda sadece soğan, sarımsak ve tereyağıyla yaptığımız bir yemektir. Bu nedir? Tas kebabı. Tas kebabının içerisinde yine patates, havuç gibi herhangi bir sebze bulundurmuyoruz. Sadece biber eşlik ediyor, salça eşlik ediyor. Bu anne köfte menümüzdür. Onun yanında pirinç pilavı da bulunduruyoruz biz. Hı hı. Bu şekildedir onun. Menümüz bu olacak yani. Bunun sadece yanına evet, bir de pirinç pilavı gelecek. Evet. Bir de içecek alırsın, 10 numara aha doyarsın. Hı hı. Etleriniz çok hani böyle lime lime insanın ağzında dağılıyor. Afiyet olsun. Çok başarılı. Pişirmesi de, efendime söyleyeyim, sosu da gayet başarılı. Hı hı. Onları beğendim. Afiyet olsun. Madem etten başladık, şu anne köftenizi de hemen deneyelim. Bunun yanında patates kızartması, domates, biberimiz ve pirinç pilavımız. Evet, bu yemek sepeti ve getirde de anne menü olarak geçen bir şeydir, menüdür. Yanında dediğim gibi pilav, içecek ve salata eşliğinde. Ha, salata yeşilliğimiz de var yani. Evet. Börmeyi tabaklara koyup evet, o şekilde sıcacık hemen evlere servis yapabiliyoruz. Evet. Köfteniz de çok güzel. Afiyet yani olsun. İnsanlar sonra bana aşağıya yorum yazıyorlar. Ya abi her şeyi beğeniyor musun? Ya şimdi bir firmaya geldiğinizde arkadaşlar, firma nesi uygun ve nesi güzelse zaten onları çıkarıyor. Hani zaten benim önüme gerçekten hani kötü bir şey şu ana kadar gelmedi. Hani gelse derim. Vallahi billahi derim bak. Yani bu kadar şişman adamı derim yani, ben bunu beğenmedim derim. Hı hı. Ama gerçekten hani beğendim lezzetler arkadaşlar. Gerçekten beğendim lezzetler. Yani bir şey kötü olsa emin olun söyleyeceğim bak. Bak bundan şey olmayın. Buna biz de mutlu oluruz çünkü bizim ilerlememiz için de çok büyük fırsat tabii, oluyor. Tabii yani bir şey kötüyse kötü derim ya. Ben hı-hı bu köfteyi evime sipariş ederim ya da gelip buraya yer miyim? Yerim. Hı-hı. Bunları kesinlikle yerim, etlerinizi. Hı-hı. Çorba, ben çorbayı çok severim. Çorbalarınıza kesinlikle gelirim. Özellikle balık çorbası içmeye gelirim yani. Ekşili köfteniz gerçekten çok güzel. Yani annem rahmetli nasıl yapıyorsa aynısı. Hı-hı. Yani her şey çok başarılı. Şu ana kadar bir falso yok arkadaşlar. Her şey 10 numara 5 yıldız. Afiyet olsun. İsterseniz böyle yani hiç ara sıcak gibi değil ama mezelerimizin tadına, hani yemek arasında onların tadına bakabilirsiniz. Girit ezme, havuç tarator. Cuma günleri daha çok, perşembe ve cuma günleri yoğun olarak meze ürünlerinden satışlarımız oluyor. Evet, ürünlerinden niye çünkü bulunduruyoruz. İnsanların cuma, tatil. Cumartesi, evet. Aynen. Zeytinler benim kendi yaptığım zeytinlerdir. Onlardan da alacağım. Kişniş ve bahsettiğim soğuk sıkım zeytinyağı eşliğiyle size sunum yapmaya hı-hı çalıştım. Hemen hepsinden tadalım. Evet. Dilerseniz o gruba başlamışken mercimek köfteden bir olur tadımlık alabilirsiniz. Mercimek köftesi yapalım. Ondan sonra şurada da kuru patlıcan evet gördüm. Hı-hı. Şunu da şununla ben yardım olur size. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu da biz eşimle bir yerde yemiştik. Normalde hiç yemediğimiz bir şeydi. Ondan sonra o kadar hoşumuza gitti ki hı-hı bu kuru patlıcan dolması. Yapan çok güzel yapıyor.
Umuyorum bakalım, bunu da beğenirsiniz. Sizinkisi nasılmış? Ben bunda birazcık ekşi. Ekşi isterim. Evet. Onu tabii sıkmadan yedik. Bu ekşi olmayınca arkadaşlar tadı gelmiyor. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Hemen havuçlara turunuza. Güzel. Sarımsağı çok güzel ayarlanmış. Girit ezmenizde dışarıda yediğimiz girit ezmeden farklı. Türü halinde. Girit ezmeyi ben elimle ezerek yapıyorum. Patates ezeceğiyle ezerek yapıyorum. Normalde hani robotla çekenler de var veya daha iri bırakanlar da var. Ancak ezine peyniriyle yapıyorum. Ve zeytinyağı eşliğinde biraz daha dışarıdakilere göre yoğun bir girit ezme. Evet, tadı da yoğun, kıvamı da yoğun. Ben madem mezelerden devam ediyorum, hemen bir de yaprak sarma deneyeyim. Buyurun. Bu zaten bizim Türk mutfağının olmazsa olmazı. Yapraklarınız çok ince. Yaprakları Manisa'dan getirtiyorum. Bunun haricinde her gün yeni pişmiş halde yaprak sarması bizim mayaya yemeklerinde bulunan bir üründür. Bunu porsiyon mu satıyorsunuz, kilo mu satıyorsunuz? Çünkü insanlar kilo olarak da satıyoruz. Kilo olarak almaya alışkınlar. Evet, kilo olarak satmak güzel. Ekşisi çok güzel arkadaşlar. Bak, bu da tavsiyemdir. Kötü olsa söyleyeceğim bak. Ona göre. Bunların hiçbiri market ürünü değildi. Bahsettiğim gibi ziraat mühendisi olmam nedeniyle eşim de öyle. Biz bunları yerinden alıyoruz. Direkt çiftçiden. Yüklü miktarda alıp hatta satışını da gerçekleştiriyoruz burada. Çünkü, yani bunu pişmemişini de satabiliyorsunuz. Tabii. Çünkü lezzeti tadıp beğenen insanlar hani bunun satışını yapıyor musunuz diye soruyorlar. Ama başarılıymış. Bunun yani da boyut olarak da tat olarak da ikisi de güzel. Afiyet olsun. Ben beğendim. Siz de güzel pişirmişsiniz. Afiyet olsun. Hem dağılmamış ama ağzınıza attığınız zaman da hemen yumuşacık dağılıveriyor. Güzel. Şimdi size bir içli köfte ikramımız olsun. Dürümcü Bekir'de çekerken içli köfte ısırmama bayağı yorum gelmişti. Bakalım buna ne gelecek. Buyurun dilerseniz. Var. Aldım. Rakipsiniz direkt. Teşekkür ederiz. Dürümcü Bekir'e kesinlikle rakipsiniz. Bazı lezzetlerde rakip tanımıyoruz. Çok iddialı olabilirim bu konuda. Baba iddialı olun. Kesinlikle iddialı olun. Ben şehir dışı gezilerimde hani Güneydoğu mutfağına tatma şerefine nail oldum. Vallahi birebir aynısı da. Afiyet olsun. Vallahi çok başarılı. Artık bundan sonrası hamur işlerimiz. Ben hamur işlerimiz de çok güzeldir eminim. Bunları da 5 çaylarına veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben şunu tatmak istiyorum. Kurabiye. Evet. Buyurun. Şimdi servis değişikliği yapabilirim sizin olur için. Olur aslında. Şöyle yapayım. Ben sizin servisinizi, benim servisi değiştirelim. Evet. Şöyle. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu arkadaşlar kesilmez öyle kibar. Yok yok, o çok dağılan bir kurabiyedir zaten. Evet, bir laf vardı da kıyır kıyır diye. Tereyağı Hindistan cevizi, bol fındık ve üzümle yaptığımız fındıklı maya kurabiye dediğimiz bir kurabiye. Kendi tarifimiz olduğundan dolayı mayasını da ekledik yanına açıkçası. Tavsiyemdir. Bu lezzeti tatmanızı çok arzu ederim Özcan Bey. Bu Kıbrıs tatlısı. Buraya gelen bir misafirim, Kıbrıslı bir misafirim.
şöyle yorumda bulundu. Sadece bizim yaptığımızdan farklı olarak cevizlerinizi küçük bırakmışsınız içinde dedi. Birazcık daha iri olmasını gerektiğini söylemişti. Ve onun tavsiyesi üzerine bu şekilde yapmaya başladık ama mayanın en önemli lezzetlerinden biridir bu. Çok fazla tercih edilen, yaptığımız zaman olduğu gibi tepsiyle satışını gerçekleştirdiğimiz bir üründür. Umuyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu arada yeni servis verebilirim eğer... Sürmüştüm ama buyurun. Değiştireyim. Eşim bu tatlıya bayılıyor. Buyurun şöyle. Böylece. Bundan da bir parça tadayım. O yumuşacık. Daha alırken yamuluyor. O limon tadı geliyor güzel güzel. Afiyet olsun. Zaten havuçlu kekle, limonlu keke bayılırım. Bu da çok güzel. Ben bir de Özlem Hanım şeyi gördüm şurada. Evet. Sanırım kendi yaptığınız turşular ya da soslar, orada bir şey daha var. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz bana? Şu en öndeki sarı kantaron yağıdır. Bu sarı kantaron yağının 40 derde deva olduğu söyleniyor. Hani internette araştırılırsa eğer çok fazla faydalı olduğu hastalık var normalde. Bunu biz kendimiz yapıyoruz. Soğuk sıkım zeytinyağı ile aynı zamanda tüketilebilecek bir format. Sadece cilt veya saç için, herhangi bir egzama türü için kullanmak yerine aynı zamanda küçük şifa olsun diye ufak dozlarda içilebilen de bir içilebilen bir ürün. Tabii bu doktorların tavsiyesi üzerine hani işte bunu ben alternatif tıp. Evet. Yani herkes bilir zaten onu. Hani bir aktara gittim o mu var bu mu var diyeceğiniz işte bak kantoron yağı burada da var arkadaşlar. Turşular annelerimizin yaptığı şekilde, o tariflerle yapılan turşular. Evet. İçerisinde hiçbir şekilde katkı maddesi yok. Normal sirke, limon. Onun kavgasını yapmamak için her ikisini de kullanıyoruz biz. Sirkeli mi daha güzel, limon mu? Bunun haricinde acılı biber sosumuz, lutenista sos, domates soslarımız, menemenliklerimiz, yazdan hazırladığımız kavanozlarda vakumlanmış şekilde ev yoğurdu. Bu ürünler sürekli bulunuyor. Hamileler de sizden organik ürünleri isteyip onları tüketebilirler. Tabii. Çok rahat. Ev yapımı erişte, ev yapımı tarhana ve bunları erişteyi teyzem yapıyor. Yabancı bir insan değil, dışarıdan almıyoruz. Tamamıyla aile içerisinde yaptığımız ürünlerin biz burada insanlara ulaşımını sağlıyoruz. Sadece aslında bir lokanta ya da bir ev yemekleri tarzı değil, aynı zamanda market gibi de bir... Şey var, çok şirin bir dükkanınız var. Bayan eli değdiği çok belli. Her tarafta küçük küçük böyle çiçeklerimiz var falan filan. Teşekkür ederiz. Biz neredeyiz şimdi? Müşterilerimiz buraya nasıl ulaşırlar? Nasıl gelirler en güzel, en kolay? Özlüce'de Bankalar Öbeği denilen bir yer vardır. Evet. Çoğu insan bilir bunu. Biaport'un hemen ön tarafı aslında. Karşısındayız. Bankalar Öbeği'nin de arka tarafında. Tamam, Özlüce Bulvarı'nın bir arka caddesinde sizi çok rahat bulabilirler. Evet. Arkadaşlar ben tavsiye ediyorum. Özlem Hanım, bizi ağırladığınız için de çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Lezzetleriniz gerçekten çok güzel ve çok fazla çeşitiniz var. Yani daha buraya çıkaramadığımız lezzetler de arkada gördüm arkadaşlar. Evet. Ve hepsi çok başarılı, çok tatlı. Gerçekten annenizin yemeği gibi arkadaşlar. Şişman burayı tavsiye ediyorum. Buraya gelin. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık.